teknik ve finansal fizibilitesi yapılacaktır. Tespit edilen ihtiyaçlara yönelik çözümler, teknik ve finansal fazlaysa, hayata geçen projelerin yarattığı iyileşme ölçülecek ve doğrulanacaktır. Program kapsamında hayata geçirdiğimiz Responsible portalında destek sürecine girmeyen firmaların uzun yıllar devam ederek uluslararası alanda hazır fuarımızın ülkemize ve tüm tekstil sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kıymetli bakanlar, dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yılda birinci çeyrekte %5.6 büyüme sağladık. Bunun değerli arkadaşlar 1.6 puanlık net katkısını ihracat sağladı. Sizlerin, ihracatçıların başarısı büyümede lokomotif rol oynadı. Bir yılın ilk 6 ayın ortalama büyüme oranı %3.8. Bunun da 1.4 puanlık net katkısı yine net ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık. 1,4 milyar dolarlık bir artışımız vardı. Çünkü depremde tam 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybettik. Bu yıl Allah'a şükür son bir yıllık itibariyle 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Ve dış ticaret açığımızı son 3 ayın, son 13 ayın 11'inde aylık dış ticaret açığını kapatmayı başardık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Bunu birlikte başardık. Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibariyle 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardık. Burada konfeksiyonumuzun ihracatındaki bir parça gerileme oranı %6,5 civarındaydı. Ama değerli başkanın ifade ettiği gibi son 2 ayda siparişlerde bir artış var. Yılın geri kalan 4 ayında bu farkı kapatmayı ümit ediyoruz ve hedefliyoruz. Tekstilde ise sektör temsilcileri çok iyi biliyor. Geçen yıl aldığımız tedbirlerle özellikle tekrardan fabrika çarklarının hızlandığını birlikte gözlemledik. Üretimde ve ihracatta artış trendleri devam etti ve onlar ilk 8 ay itibariyle 6,2 milyar dolar ihracata ulaştılar ki geçen yılın rakamlarıyla kafa kafaya bir tablo. Şimdi sonbahar geldi. Tatil dönemi geride kaldı. Bizde de, Avrupa'da da, dünyada da siparişler, işler tekrar insanlar ofise, fabrikalara döndüler. Canlanmanın artacağını ümit ediyoruz. Özellikle bu ay hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimlerinin başlayacağı bir dönem ve faiz indirimlerinin başlamasıyla beraber tekrar talebin canlanacağı bir dönem ve bunun da sizin siparişlerinize katkı yapacağını bekliyoruz. 6-8 Mart geçen 6 ay önceki fuarda 453 firmamıza 64 milyon lira hibe desteği vermiştik bu fuara katılım için. Aynı zamanda yurt dışı tanıtım faaliyeti desteği veriyoruz. Ve bu fuar içinde katılımcılara destek vermeye devam edeceğiz. Bakan yardımcımız, ihracat ekibimiz buradalar. Ve biz sezonluk fuar diye bir kavram da geliştirdik.
Bundan sonra bir yıl içerisinde aynı ülkede, aynı sektöre yönelik fuarlarda katılımı da yine desteklemeye devam edeceğiz. Böylece siz firmalarımız için yıllık yurt dışı fuar katılım sınırını 5'ten 8'e yükselttik. Artık 8 fuar için yurt dışı katılımlarda destek alabileceksiniz. KOBİ'lerimizin yıllık yurt dışı fuar katılım sınırı 10 idi. Onu da 13'e çıkardık. Yurt içi fuar katılımcısı firmalar içinde katılım sınırını 3'ten 6'ya yükselttik. Bu desteklerin de hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.